Ne oldu sence? Neden dağıldın? Ya arkadaş, 3 tane kelime istedim. 2 tanesini söyledin. Kendini tanımlamak için 3 kelime buldun. 2 tanesini iyi kötü söyledin. Üçüncüyü söylerken gittin, babam bilmem kimi tanıyor şeklinde konuştun. Murat bilmem kim de benim hakkımda bilmem ne söyledi dedin. O da beni zaten çok bir nazik buldu dedin. Orada zaten ben de kardeşim, sonuçta havacılık bilmem ne ruhban sınıfının şeyi değil. Bilmem kim seni nazik bulmuşsa bu senin hava yolları mülakatını geçeceğin anlamına gelmez. Soyadı ne oğlu olursa olsun, sonuçta birinin senin hakkında verdiği referans seni pilot yapmaz. İsterse kör oğlu olsun yani. Heh. Bunu ben böyle dik bir şekilde suratına çat 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 yapıştırdığımda da dağıldın. Bir kere kişiler mülakata girerken kendi anaları, babaları, ataları, dedeleri, dayıları, abileri, kardeşleri, kim sonuçta ne kaptanı olursa olsun onlardan bağımsız o mülakata gelmek zorundalar yani. Onları sürekli dillendirir ya da sürekli baskısını ya da vurgusunu yapar. Özellikle baskı hissettirecek şekilde, hele hele psikolog üzerine baskı hissettirecek şekilde. Bu kurul mülakatında kaptanlar tarafından hoş karşılanabilir. Belki hoşlarına da gidebilirler. Bizim kız muamelesi de yapabilirler ama psikoloğun hoşuna gidecek bir şey değil bu. Psikoloğa göre bu zayıflık. Psikoloğa göre bu elitizm, seçkinlik arayışı. Psikoloğa göre ben zaten bu işlere doğuştan beri aşinayım, aşinayım vurgusu. E diğer garibanlar ne olacak? Babası çiftçi olan. O pilot olmayacak. Eşitlik ve adalet vurgusu yapmaya kalktığımda hepimiz şeyde mangalda kül bırakmıyoruz. Ama seçkinlik, elitizm vurgusu yapmaya kalktığımızda bunun farkında olmadan bır 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 konuşuyoruz yani. Ha, bunu istemsiz yapıyorsun, belki alışkanlık üstüne yapıyorsun ama bu doğru algılanmayabilir yani. Öte yandan ben bunları sana patır kütür yapıştırdığımda sen ne oldun? Gittin dağıldın. Neden? Beklemiyordum. Stres yönetimi zayıf çıktı. Kendini toparla şimdi. Ellerini kollarını şöyle bacakların arasına sokup böyle böyle sallanmayı da bırak. Ha. Sen evinde olabilirsin ama bana göre mülakattasın. O zaman iyi, kendine gel, gülümse, normale dön. Benim seni dağıtmadığım kısma geri gel. Güzel, iyi bir dinleyici olduğunuzu anlatır. Bize bir örnek anlatın o zaman hemen. Sosyal çevrenizle iletişimine, sosyal çevrenizin çoğu arkadaşınızın fikirleri bizim için önemli değildir. Bir kurumsal ortam, bir referans, bir okul ortamı, bir akademik ortam, bir başarı vesaire, burada dinlenebilir neler yaptınız. Asıl önemli olan o. Ne şekilde, neyi ne şekilde dinlenilebilirlik kullanılarak yönetmiş oldunuz ya da kullanarak yönetmiş oldunuz.
Peki kendiniz hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Siz gerçekten nasıl bir insansınız? Tek kelimeyle. Uyumlu. Her türlü yeni girdiğim alanda uyumlu olduğumu düşünebiliyorum. Sizin uyumlu olduğunuzu gösterir mi? Ben çok güzel yemek yaparım. Nasıl? Diyorum. Yani nasıl yapıyorsunuz çok güzel yemek? Aa, ben çok güzel yemek yaparım. Peki nasıl yapıyorsunuz yemeği? Ay, çok güzel. Peki çok güzel yemek yaptığınızı nereden anlayacağız biz? Çok güzel yemek yaptığımı söylüyorlar. Kim söylüyor? Nerede söylüyor? Nasıl söylüyor? Ne oldu? Nerede oldu? Kim bunlar? Neredeler? Nerede yaşandı tüm bu olaylar? Ben çok iyi bir insanım. Nereden belli? Çok iyi bir insanım çünkü. Nasıl anlayacağız? Çok iyiliğim olmuştur. Tamam. Ne iyiliği yaptın? Nerede yaptın? Nasıl yaptın? Kime yaptın? Yani bilgi vermeden anlaşılmak tanrısal bir güç. Tamam. Farklı insanlarla tanıştık sonra. Şimdi her türlü insan ne demek? Kaç türlü insan var? Negatif insanlar var, pozitif insanlar var, başka? İnsanlık pozitiflik ve negatiflik arasında mı dağılıyor? Peki karanlık bir insan mesela, karanlık işlerle uğraşan bir insan, negatif bir insan mıdır? Suç işleyen insanlar negatif midirler? Hayata negatif mi bakarlar? Suç işleyen insanlar hayata negatif mi bakarlar? Yani suç işleyen insanların hayata hiç pozitif bakanı falan, yoga falan yapanı yok mu? Mafya liderleri spor yapmıyorlar mı sanıyorsun? Eğlenmiyorlar mı? Keyif almıyorlar. Bütün gün somurtuyorlar. Tamam, bak, karakteristik özellik. O zaman demek ki insanlar negatif ve pozitif olarak dağılmıyorlar yani. İyi ve kötü, suçlu ve suçsuz, suça meyilli, suçtan uzak, temiz yürekli, kötü kalpli. Girişken, girişken olmayan, çekingen. O zaman CRM niye negatiflik ve pozitiflik arasında dağıtmamış koskoca CRM'i düşündüğünde? CRM'in bireysel komponentleri ne? Kişisel özellikleri ne? Sonuçta iyi bir pilotun CRM'de ya da bir havacıda, sivil havacıda beklediğimiz, özellikle askeri havacıda ya da sivil havacıda beklediğimiz CRM ne öngörüyor bize? Ne istiyor? Girişken olmamızı istiyor. Abi, kokpit değil de kokpitten ibaret değil sivil havacılık. Kusura bakma yani. Ya da pilotlar sadece kokpitte durumsal farkındalığa sahip olmayacaklar. Kokpitin dışında motoruna baktığında uçağın dışarıdan bir şey göremeyecek mi yani? Görmeyecek mi? Hı?
Uçaktaki buzlanmayı dışarıdan şöyle bir bakıp da fark etmeyecek mi mesela? Evet. Tek kokpit, 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 kokpit. Geniş düşünün işte, geniş ifade edin. Her şeyden bahsedebilin. Kendini çok iyi ifade ediyordun. Senin üstüne geldikçe sen dağılmaya başladın. Neden? Ne düşünsen yanlış düşünmüyorsun. Sadece doğrunun bir kısmını düşünüp tamamının ondan ibaret olduğunu düşünüyorsun. Dışarıdaki 100 milyon nüfusun 80 milyon daha bu kafayla yaşıyor zaten. Gerçeğin bir kısmını biliyorlar, ondan sonra gerçeğin tamamını bildiklerini sanarak hareket ediyorlar. Onların sorunu. O yüzden 80 milyon bir taban var ve 20 milyon üstünde katlar var. Piramit. Çalışan kazanır, elması kızarır. Farkında olan piramidin üst koltuğu şeylerine tırmanır, katlanır. Önemli olan nicelik değildir, niteliktir. Peki kendin hakkında ne düşünüyorsun şu anda? Şu ana kadar verdiğin mülakat hakkında.